Parti'ye özel bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Elimize ulaşan görüntüler de yoğun bir kar yağışına işaret ediyordu. Dün aldığımız haber ise bu kar yağışı nedeniyle elektrik tellerinin koptuğu yönündeydi. Şimdi ne yapılıyor, ne ediliyor, ne zamandır elektrik kesik diye bugün de konuşuldu. Halk TV Haber Merkezi ulaştı Isparta'ya. Tam 26 saattir kentteki birçok noktada elektrik yok. Ne oluyor ne bitiyor yine yerinden alacağız bilgiyi. Cumhuriyet Halk Partisi Isparta İl Başkanı Hikmet Yalım Alıcı telefon bağlantısıyla karşımızda. Sayın Yalıcı merhabalar, hoş geldiniz ve geçmiş olsun elbette. Şunu sormak isterim Sayın Alıcı, konuşabiliyor musunuz her mahalleyle, bilgi alabiliyor musunuz? Bu elektriksizlik gerçeği nasıl ilerliyor, çözülecek gibi mi? Evet, merhabalar diyorum. İlk önce teşekkür ediyorum. Maalesef Isparta'da dünden beri çok zor ve sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. 2022 yılı Isparta'sında yaklaşık 30 saate yakın bir süredir elektrikler bazı mahalle ve köylerimizde ve ilçelerimizde yok. Isparta merkezde vatandaşlarımız dünden beri arıyorlar. Böyle bir şey nasıl olabilir? Biz kombiler de biliyorsunuz elektriğe bağlı çalışıyor. Böyle bir soğuk havada kombilerin de çalışmaması... Tabii insanlar perişan oldu, evlerinde üşüyorlar ve isyan ediyorlar şu anda. Anlaşılır gibi değil. Yani elektrik dağıtım şirketlerine ulaşmak mümkün değil. Anladığımız kadarıyla ekipleri yeterli değil. Isparta'da gerekli altyapı çalışmaları, yatırımları zamanında yapılmadığı için maalesef bu duruma geldik. İşte özelleştirmeyi her gün ballandıra anlatanlara da buradaki durumu göstermek isteriz açıkçası. İnsanlar geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı mumdan bahsetmişti. Bizden önce mumla aydınlanıyordunuz, ısınıyorsunuz gibi garip bir laf etmişti. İşte şimdi 2022 Isparta'sında insanlar marketlerde mum bulamıyor. Bırakın elektriği, doğalgazı yakmayı ve perişan durumdalar. Yaklaşık 30-40 santimlik bir kar yağışı oldu dün Isparta'da. Yollarımız felç. Hem şehir içinde hem şehirler arası yollarda çok büyük problemler yaşıyoruz. Hemen arkasından gelen bu elektrik kesintileri, mesela benim şu anda haber alabildiğim kadarıyla Gönen ilçemizde, Eğirdir ilçemizde, yine Tenirkent ilçemizde, Atabey'de elektriklerin kesik olduğu yönünde. Isparta merkezde birçok mahallemizde, Halıkent gibi, Yedişehitler gibi, Batıkent gibi mahallelerimizde insanlar dün geceden beri yoğun şekilde bize mesaj atıyorlar. Lütfen sesimizi bir yere ulaştırın diye. Şimdi burada çok rahatsız edici olan bir durum. Dün valilik önderliğinde bir kriz masası oluşturuldu Isparta'da. Biz hem kriz masasından hem de ilgili elektrik dağıtım şirketinden açıklama bekliyoruz. Yani bu kesintiler ne kadar sürecek? Şu anda vatandaşımızı en çok rahatsız eden bu belirsizlik ortamı. Perişan olmuş durumda insanlar. Çoluğuyla çocuğuyla evlerinde hasta oluyorlar ve hiç kimseden bir açıklama yok. Yani Isparta sahipsiz. Resmen sahipsiz. Sayın Alıcı, çok geçmiş olsun. Umuyoruz ki yetkililerden bir geri dönüş alınır. Bu sözlerden sonra Isparta'da tam 26 saati aşkın süredir elektrik yok. Çoluk çocuk, yaşlısı genci bir kentin yaşadığı bir mağduriyetten söz ediyor Sayın Alıcı. Çok teşekkürler ve geçmiş olsun. Şunu da söylemek istiyorum. Çok kısa, biz elimizden geldiği kadar bu çalışmalara Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri olarak destek vermeye de çalışıyoruz. Şu anda kendilerine kriz masasına da bunu ilettik. Vatandaşlarımız da bize ulaşıyor. Yani şu dakikadan sonra biz de neler yapılabileceği noktasında elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki, çok teşekkürler Sayın Alıcı. Ben teşekkür ederim. Bu vurgular üzerine de elbette belediyede göreve davet ederse biz hazırız, her türlü işi diyorlar. Belediye emekçilerine de kolay gelsin efendim. Zorlu bir süreç Isparta adına 26 saat aştı. 26 saat takipte kalacağız, fikri takip gereği. Belki birkaç saat sonra umuyoruz ki çeşitli mahallelere elektrik verilebildiği yönünde sıcak notları da bu ekranlardan paylaşabiliriz. Şimdi haber masasına son dakika notlarıyla başladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna dönüşünde uçakta ne söylediyse ekranlara getirdik. O söyledikleri ve Ukrayna'da söyledikleri ise elbette uluslararası medyada. Daha çok Ukrayna medyasında nasıl yer buldu? Biraz da ona bakmak lazım. Çünkü Ukrayna medyasında kimi haberler Türkiye'de de gündeme geldi. Ama bölge itibariyle baktığınızda, örneğin Rus medyasına baktığınızda Rus medyasından eleştiri geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye destek gelirken Rus medyasında Erdoğan'a yönelik eleştirilerin dozunun
arttığını da görüyoruz ki haber masasında konuşan siyaset bilimciler de bu dönüşe işaret etmişti Türk dış politikasında. Slava Ukrayna. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'nın başkenti Kiev'deydi. Mevkidaşı Zelenskiy ile görüştü. İki ülke arasında 8 alanda anlaşma imzalandı. Erdoğan Ankara'nın Ukrayna krizinde arabulucu olmak istediğini söylemişti. Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu yineledi. Türkiye olarak yangına körükle gitmek yerine tansiyonu nasıl düşürürüz mantığıyla hareket ediyoruz. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Erdoğan'a teşekkür etti. Arabulucu olma inisiyatifi ve Kiev'in toprak bütünlüğüne desteği için Erdoğan'a desteğini ifade etti. Savaşı bitirme yolunda Ukrayna-Rusya arasında arabulucu olma inisiyatifi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özellikle teşekkür etmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askerleri selamlarken Slava Ukrayna, Ukrayna'ya zafer ifadesi kullanması Rusya'da tepki yarattı. Slava Ukrayna. Medya Günlüğü sitesinde yer alan habere göre devlet kanalı Rusya 1'de yayınlanan programda bu görüntü ekrana getirildi. Sunucu Olga Skabeyeva bu sloganın 2. Dünya Savaşı sırasında aşırı milliyetçiler tarafından kullanıldığını söyledi. Erdoğan'ın ziyaretini ve Ukrayna'ya siyah sözü vermesini eleştirdi. Ticaret anlaşmasını imzalayacaklardır. Programa konuk olan Moskova Devlet Üniversitesi'nden siyasi uzman Tretyakov, Erdoğan'la aşkımız sona eriyor. Kırmızı çizgiyi aştı. Erdoğan'ın Rusya'ya karşı olan güçleri desteklediği çok açık dedi. Rusya Devlet Egemenliğini Koruma Komisyonu Başkanı Andrei Klimov da mevcut koşullarda Ukrayna'ya silah sevkiyatının provokasyon olduğunu iddia etti. ABD'dense Türkiye'ye Ukrayna desteği geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, işbirliğinin bölgesel istikrarı ve Ukrayna'nın savunma kabiliyetini güçlendirdiğini söyledi. Efendim kısacık bir reklam arasına gidiyoruz. Ardından Türkiye'nin gerçek enflasyon verilerini, ekonomi gerçeklerini yani cep gerçeklerini konuşacağız. Üstelik enflasyon verilerini kalem kalem hangi üründe nasıl bir artış var? Bu konuda çalışan Cumhuriyet Halk Partisi'nin ile İstanbul stüdyosunda bir konuğumuz var efendim. Türkiye'nin ekonomi gerçeklerini, cep gerçeklerini konuşacağız. Kendisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul milletvekili ama aynı zamanda ekonomi masasıyla Türkiye'nin dört bir yanını dolaşmaya, enflasyon gerçeklerini kalem kalem takip etmeye devam ediyor. Özgür Karabat bizlerle birlikte. Sayın Karabat hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. İzleyenlere selamlar. Çok teşekkürler. Birazdan Sayın Karabat'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi konusunda masanın yaptığı çalışmaların, Sayın Karabat'ın bizzat hazırladığı kalem kalem enflasyon verileri. Biliyorsunuz TÜİK bir veri açıkladı. TÜİK verilerinin karşısında vatandaşın bir kendi gerçeği var. Raflarda, pazar tezgahlarında görüyor. Oralardan birebir fiyatları alan ve bu takibi sürdüren bir hafta sonrasıyla, iki hafta, bir ay sonrasıyla kıyaslayan Sayın Karabat'ın çarpıcı raporu ilk kez haber masasında olacak şimdi. Öncesinde enflasyon verilerinin ardından uluslararası kuruluşlardan ekonomimize dair hangi haberler geldi, hangi bilgiler geldi onu bir hatırlatalım. Sonra vatandaşın her gün ne yaşadığını konuşacağız. Amerika Merkezi Yatırım Bankası JP Morgan, Türkiye'de enflasyon oranının Mayıs ayında %55 ile zirve yapacağını açıkladı. JP Morgan, Kasım ayına kadar enflasyonun %50 civarında kalabileceğini ve 2022 sonunda %35'e düşebileceğini de öngördü. Dün Japon basınında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ise enflasyonun Nisan'da zirveye ulaşacağını belirterek, enflasyonda %50 seviyelerini göreceğimizi düşünmüyorum. Umarım yanılmam demişti. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch ise korumalı mevduatla ilgili kapsamlı bir rapor yayınladı. Türkiye'deki mevduat sahiplerinin bu yeni yönteme sınırlı ilgi gösterdiğini belirtti. Türk yetkililerin %4 katılım olduğuna dair açıklamaların hatırlatıldığı Fitch raporunda yüksek enflasyon ve Türk mudilerin döviz mevduatlarından çıkma konusunda isteksizlikleri dikkate alındığında kur korumalı mevduata geçişin sınırlı olmaya devam etmesini bekliyoruz ifadelerine yer verdi. Yani efendim özetle kur korumalı mevduata ilgi büyük değil diyor Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşları. Yaptıkları yorumlar böyle Sayın Karabat. Şimdi evet. Enflasyon oranlarına da geçeceğiz. Öncesinde bizzat sizin kaydetmiş olduğunuz fotoğraflar. Evet. Onların evet. üzerinden başlayalım. Adım adım gidelim istiyorum. Öncelikle şunu söyleyelim. Bu fotoğraflar daha taze. Sebze bir gibi taze. Dün pazardan çekilen fotoğraflar. İşte domatesin fiyatı 20 lira.
Hemen söyleyelim, domatesteki enflasyon bir önceki sene ölçtüğümüzde, yine bu zamanlar ölçtüğümüzde domates 6,5-7 arasındaydı fiyatı. Şimdi %115 bir enflasyon. 20 liraya geldi. Yani 20 lira şu anda bir kilo domates. Eğer büyük domates olsa, hani 4 domatesin bir kilo falan geleceğini düşünürsek, bir domates 5 lira hesaba vurursak böyle bir durumla karşı karşıyayız. Üstelik tek örnekte değil. Bir sonraki karaya gelsin. Birçok var böyle. Salatalıkta da birazdan belki başka bir örnek olur. Devam etsin arkadaşlar. Pazar tezgahlarından Türkiye'nin gerçek enflasyonu. Taze enflasyon. Öyle söyleyelim. Taze enflasyon. Yani, yani önceki gün çekilen fotoğraflar efendim. Üstelik bilgisayar manipülasyonu yok. Biber 25 lira. 25 lira. Yani bizim en yoksul insanlarımızın en çok tükettiği şeyler domates, biber. Fakir yemeğidir domates, biber aslında. Her ne kadar geçmiş zamanlarda giffin malı, patates ve soğan olarak nitelenirse de bu mallar artık böyle. Ve bunlar yerli ürünler. Düşünün, devam edelim yani. Devam edelim efendim. Yerli domateste, bunlar, biberde gördüklerimiz ortada. Peki ya bunlar diğer İstanbul ürünler? Pazarları. Bakın. Ispanak 7 lira ıspanak. Yani oldukça ıspanak 2.95'ti. Ispanak enflasyonu zaten %169. Ispanaktaki enflasyon %169. Patlıcan belki birazdan var mı bilmiyorum. %169'luk enflasyon. Patlıcanda %234 enflasyon. Bu ekşi elma enflasyonu. Ekşi elma. Arkadaşlar koymuşlar. Bu da aynı şekilde 6 lira ekşi elma. Vatandaşımızın artık bir elmanın kaç para yiyeceğini düşünsün arkadaşlar. Bir elma 1 liradan fazlaya denk geliyor. O da küçük bir elma. Pazarlarda adetle yarım olarak alınma örnekleri neden böyle seyrediyor? Vatandaş çok iyi biliyor. Elmadaki %135 enflasyon. Devam edelim. Sert sulu elma da bu yani, şekilde. Elma enflasyon %135. Şu ana kadar %48'i gördük mü? Hayır, zaten görmeyeceğiz. Başladığımız çünkü dakikalardan beri %140, %135, %130 şimdi artışlar bir bunlar. Şimdi 1 kilo patlıcan 25 lira. Az önce söyledim, %234. Geçen sene patlıcan 8.95'e falan ortalama fiyatı. Zam şampiyonu. Zam şampiyonlarından bir tanesi patlıcan. Bilmiyorum, 5 patlıcan 1 kilo gelirse 1 patlıcan 5 lira. 1 patlıcan 5 lira. Bakın, 1 patlıcan 5 lira. Nar aynı şekilde. 12 lira. 12 lira. 3 nar hemen hemen 1 kiloya gelir. 4 nar olsa ne yazar? Yani bir tane nar 3 liradan. Boyuta göre. Yani boyuta göre değişir. Nardaki enflasyonda %117. %117. Nardaki enflasyon. Nar enflasyonu. Birazdan efendim tablo olarak da göreceksiniz ama biz önden sadece önden bilgi veriyoruz. Bu mandalina kilosu 8 lira mandalinanın yine. Mandalina yine o da %101. Hadi %100 olsun. Yani mandalina fiyatı 2 kat artmış. En düşük %100 gördük. Şu ana kadar en düşük %100 gördük, evet. Devam edelim. Devam edelim efendim. Meyvelere geçtik. Meyve ve sebze oranları pazar tezgahlarında ne oldu? Bu muz. Yani muzu hem yerli muz olarak hem de şey olarak baktığımda muzda da ciddi bir, yerli muzdaki enflasyon %86. En düşük enflasyon yerli muzda. Allah'tan yerli üretim var da kurtarıyoruz. Yine ithal muzda daha da pahalı. %133 ithal muzdaki enflasyonda. Şimdi bu kuru yemiş örneklerine iyi baksınlar arkadaşlar. Bunlardan ne yapıyoruz biz? Aşure yapıyoruz değil mi? Yani kayısının fiyatı, şekerpare kayısının kilosu 100 lira. Yani bakın, 100 lira kayısının kilosu. Devam edelim. Başka ne de var aynı şey? Şekerparede 100 lira efendim. Bakın yani, kuru yemiş gerçekleri geliyor peş peşe. Biz aşure zamanı vatandaş aşure yapamaz artık. Devam edelim. Bakın, Antep fıstığı 130 lira. 100 gramı 13 lira. 100 gramı 13 lira. 100 gramı 13 lira. Bakın. Anlatabildim mi? 10 gramı 1 liradan fazla. Bakın, bu altın gibi şu anda bunlar. Sanki altın piyasasındayız değil mi? Yani kuru yemişe baktığımızda. Ve bizim için en doğal, en geleneksel şeylerden bir tanesi aşure. Vatandaş aşure yapamaz hale geldi. Gelelim et tavuk meselesi. Evet, et tavuk meselesi. Şimdi bu kasaplara gittiğinizde insanların 10 liralık tavuk aldığını biz 2-3 ay önce söylüyorduk. 5 liralık tavuk. Artık 10 liralık tavuk yok. 5 liralık tavuk yok. Bir tavuğu 5'e parçalayıp alıyorlardı o fiyatları. Artık onlar yok. Zaten kırmızı et daha da pahalı. 100 lira gördüğünüz gibi. Devam edelim efendim. Yani, devam edelim. Dana ciğerde geldiğimiz yani nokta. Yani kanattaki enflasyon %85 yine. Bagetteki enflasyon %94. Örneğin dana köfte 90 lira bandında efendim. Evet, 90 önceki lira. Gün bizzat Sayın Karabat'ın ve ekibinin çekmiş evet, olduğu fotoğraflar. Bunlar efendim. Dün hepsi dünkü görüntüler. Dünkü görüntüler. Dünkü tezgah görüntüleri. Yani şey değil. Devam edelim. Hükümet nerede yaşıyor onu merak ediyorum. Nereden bu enflasyonları buluyorlar? Nasıl buluyorlar merak ediyorum. Şöyle bir gerçeklik artık karşı karşıya. Hükümetin dünyası, sarayın dünyası, vatandaşın dünyası başka diyorduk. Ama artık vatandaşın da enflasyonu başka, sarayın da enflasyonu başka. Bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Devam edelim. Kuzu but 100 lirayı aşmış durumda. Tavuğa evet, gelelim değerli reji. Onun örnekleri de hemen bunun ardındandı galiba.